Hadi gelin bugünkü başlığımıza ilham olan haberle devam edelim. Aslında yayını ilk açarken biraz bahsettim. Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir söz sarf etti. Kendisi zaman zaman iktidarla uyumlu adımlar atmasıyla eleştirilen, zaman zaman bir takım çıkışlar yapan ama çok da çıkışları sivri olmayan bir başkan. Bulunduğu konumun önemi dolayısıyla biraz ucu çok sivri olmayan çıkışlar yapmasıyla da eleştirilen bir isim. Ama bu biraz daha sert bir çıkıştı diyebiliriz. Ne dedi kendisi? Dedi ki uyuyanı uyandırırsınız ama uyuma numarası yapanı uyandıramıyorsunuz dedi. Vergi dilimi konusunda anlatıyoruz ama duymuyorlar, görmüyorlar dedi. Biz de işte o yüzden anlatıyoruz, duyulmuyor dedik bu sabah. Hadi gelin vergi dilimi düzenlemesiyle ilgili o talebe kulak verelim. Vergiyle ilgili Hazine Bakanı anlatıyoruz ya duymuyor ya görmüyor. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusan da 6 ay sonra uyansan diye. Bir laf var, uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor. Çalışanlar yüksek vergi kesintisiyle ilgili taleplerini aylardır dile getirirken Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye çıkışı uyuma numarası yapıyor dedi. Hak İş Konfederasyonu da vergi dilimleriyle ilgili çalışmasını Nurettin Nebati'ye ulaştıramadıkları için Çalışma Bakanı'na verdi. Vergi konusunda dosya hazırlamıştık. Tabii Sayın Maliye Bakanımızdan öncelikli olarak bir randevu talebiyle raporu arz edecektik. Sayın Bakan'a bir dosya halinde takdim etmek istiyorum. Maliye ve Ekonomi Bakanımızla görüşmelerimiz var. Bu konuda önemli bir konudur. 10 bin lira ücret alan bir arkadaş Ocak ayında 630 lira vergi kesintisi olurken Eylül ayına, Ekim ayına geldiğin zaman 1900 lira kesinti oluyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Kriz dönemleri bitene kadar gelir vergisi oranlarında vergi dilimlerinin sabitlenmesi diye bir çalışmamız da var. Vergi dilimi %15 ile başlıyor. Çalışanın maaşına göre %40'a kadar çıkıyor. Hak İş ve DİSK alım gücünün düştüğü bu ekonomik tabloda çalışanların vergi dilimi %10 ile sabitlensin demişti. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da oran vermeden düzenleme istedi. Bize Ocak ayında verdiğinizi Aralık ayında verin, zammamda vermeyin. Toplu sözleşmeyle elde ettikleri düşük ücretlerini yukarıya çekmek için verdikleri mücadeleyi anlamsız hale getiren bu vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu haklı bir taleptir. Hazine Bakanı anlatıyoruz. Ya duymuyor ya görmüyor. Bir laf var. Uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor. Bakan Bey'le görüştüm, bu konuda da olumlu bir yaklaşım içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Toplu sözleşmede elde edilen ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede bir verginin dikkate alınması, kriz döneminde bunun sabitlenmesi. Konfederasyonların çağrısına bugüne kadar yanıt vermeyen Hazine Bakanı'nın vergi dilimleri düzenlemesi konusunda olumlu baktığını Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Kriz dönemi vurgusu da dikkat çekti.